10 Kasım anlaşması kapsamında Karabağ'dan çıkması gereken Ermeni askerler eğitim tatbikatı başlatırken, Azerbaycan'ın kısa bir süre sonra bölgedeki Ermeni askerleri temizlemek için operasyon başlatması bekleniyor. Ermenistan'da Telegram kanallarında sözde Karabağ ordusu birliklerinin askeri eğitim sürecinin başlatıldığı ve tatbikatların devam ettiği iddia edildi. 10 Kasım'da yapılan üçlü anlaşmaya göre bölgeye konuşlanan Rus barış güçlerine paralel olarak Ermeni askerlerinin bölgeyi terk etmesi gerekiyordu. Ancak anlaşmanın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen Ermeni askerler bölgeden çıkarılmadı. Ermeni askerler bölgeden çıkarılmadığı gibi Ermenistan'ın inşaat kamyonlarında sivil kıyafetli askerleri gizli olarak Karabağ'a gönderdiği ortaya çıktı. Rusya ve Ermenistan 10 Kasım anlaşmasını sürekli ihlal ederken, Azerbaycan anlaşmaya uyulmasını, uyulmaması durumunda gerekli adımları atacaklarını söylüyor. Tarafsız olması gereken Rus barış güçleri ise bölgedeki Ermenileri sürekli kollarken tek taraflı adımlarını atmaya devam ediyor. Ermenistan'ın bölgede yaptığı ihlallere ses çıkarmayan Rusya, birçok konuda Azerbaycan'ı da engelliyor. Uzmanlar, Rusya'nın bölgedeki Ermeni askerleri çıkarmayacağını, Azerbaycan'ın kendi göbeğini kendisinin kesmesi gerektiğini söylüyor. Hankendi ve diğer bölgelerin Azerbaycan'ın toprağı olması nedeniyle burada bulunan askerlerin terörist olarak adlandırıldığını belirten uzmanlar, Azerbaycan ordusunun bir an önce bu bölgede terör operasyonları başlatarak alanı temizlemesi gerektiğini kaydetti. Azerbaycan'ın tek başına bunu yapabilecek güçte olduğunu, yine de Rus barış güçleriyle konuşarak birlikte bir operasyonun başlatılabileceğini kaydeden uzmanlar, bu sürecin bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti. Kazah'ın işgal altındaki yedi köyünün iade edildiği, Rus barış gülerinin bölgede güvenlik önlemi aldığı iddia edildi. Rus barış güçlerinin Ermenistan'ın Azerbaycan sınırı olan Tavuş bölgesine geldiği, Azerbaycan'ın Barhudarlı köyü civarında 1992 yılında Ermenilerin işgal ettiği topraklarda sınır belirleme tedbirleri aldığı kaydedildi. Rus barış güçleriyle birlikte Azerbaycan askerlerinin de bölgeye hareket ettiğini belirtilirken Ermenilerle bazı bölgelerin kurtarılması için görüşmeye başladıkları iddia edildi. Ermeni muhalifler ise bir kez daha Ermeni hükümetini toprağa teslim olmak ve ihanet etmekle suçladı. Yaşanan olaylardan sonra Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklama yaparak, Ermeni topraklarının teslim edilmesinin imkansız olduğunu söyledi. Azatamut Topluluğu Başkanı Artur Biginyan, Rus barış güçlerinin tavuş bölgesine geldiğini, ne amaçla geldiklerini bilmediğini açıkladı. Biginyan, ben şahsen görmedim ama Ruslar geldi. Azerbaycanlılar gelmedi bayrak dikmediler böyle bir şey yok. Rusların neden geldiğini bilmiyoruz biri askeri birliğe geldiklerini söylüyor Diğeri sınıra gelip gittiklerini söylüyor çeşitli söylentiler var ama resmi bir şey yok dedi. Ermenistan eski başbakanı Hırınt Bagratyan Barış güçlerinin barhudarlıdan çok da uzak olmayan tavuş bölgesindeki azatamut bölgesinde ölçümler aldığını açıklamıştı. Ermenistan'da Azerbaycan'ın kuzey kesiminde askeri hareketlilik olduğu, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgeye ağır silahlarla yığınak yaptığı iddia edildi. Türkiye ve Azerbaycan korkusunda paranoyak olan Ermeni halkı sürekli yalan iddialarla gündemi meşgul ediyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı, sosyal ağlarda yayılan iddialarla ilgili açıklama yaparak, sosyal ağlarda ve çeşitli medyada, Ermenistan sınırlarındaki gerginlik hakkında atışlarla yanlış bilgiler özellikle yayılıyor. Türk ve Azerbaycan tarafından ağır askeri teçhizatlarla yığınak yapıldığı iddia ediliyor. İcevan ve Şamşadin yakınlarında, tavuşun 3. ordusunda bir alarm ilan edildiği bilgisi gerçekle uyuşmuyor denildi. Azerbaycan askerlerinin çektiği video Ermenistan'da korkuya neden oldu. Gafan bölgesinde çekilen görüntülerin sosyal ağlarda dolaşmasıyla Ermeniler, Azerbaycanlıların toprakları ele geçirmek için geldiğini belirterek paniğe kapıldı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi video hakkında yorum yaptı ve görüntülerin Azerbaycan askerleri tarafından çekildiğini doğruladı açıklamada, video, Azerbaycan askerleri tarafından Zengezur ve Çekeytin köyleri arasındaki yolda, Rus barış güçlerinin eşlik ettiği üçlü bir sınır muhafızları grubunun toplantısına katılmak için önceden kararlaştırılmış bir güzergahta çekildi, denildi. Gorus Gafan yolunun Şurnuk Zeyva bölgesinde Ermeni ve Azerbaycan sınır muhafızlarının Rus meslektaşları ile işbirliği içinde sınır çalışması yaptıkları da kaydedildi. Ermenistan, söylentilere inanılmamasını ve endişelenecek bir sebep olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin S-400 sistemlerinin bir gecede alınmadığını, sistemlerin NATO ile entegre edilmeyeceğini açıkladı. Türkiye ve ABD'yi bölen en temel üç konunun ABD'nin terör örgütüne verdiği destek, S-400'ler ve Katsa yaptırımları olduğunu belirten Kalın, ayrıca FETÖ elebaşının ABD'de kalmasına izin verilmesi. Ne yazık ki şu ana kadar bu konularda herhangi bir ilerleme olduğunu ve adım atıldığını görmedik. Bu sorunlar bizim milli güvenlik endişelerimizin kalbini oluşturuyor. S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı, uzun bir sürecin sonucuydu. Suriye savaşının ortasında ABD'nin birdenbire Patriot bataryalarını çekmesi bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Elimizdeki S400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek ve böylece NATO savunma sistemine bir tehdit oluşturacak pozisyonda da olmayacaklar. İkinci S400 paketiyle ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası dedi. ABD Pakistan'a yapmayı planladığımız savaş helikopteri satışını engelledi diyen Kalın, bu muhtemelen söz konusu ihalenin Çin'e gitmesine neden olacak ve burada kaybeden ABD olacak. ABD ile ilişkimiz birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir diye konuştu. Mısır'la Doğu Akdeniz, Libya ve dünyanın unutmuş gibi göründüğü Filistin meselesinde işbirliği yapmak istiyor ve ikili ilişkilerimizi görüşmek istiyoruz diyen kalın, eğer karşılıklı olarak yapıcı adımlar atabilirsek, bu tür bir ortaklık, bölgede tansiyonu düşürmeye ve Kuzey Afrika'dan Doğu Akdeniz'e kadar bölgenin istikrara kavuşmasına yardımcı olabilir. Mısır, halen Arap dünyasının beyni ve kalbi. Mısır ve diğer körfez ülkeleriyle bölgesel barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir dedi. Avrupa Birliği ile çok yapıcı bir momentum yakaladıklarını ve ilişkilerin daha da ilerlemesini istediklerini aktaran Kalın, bizim ajandamızda Yunanlılarla yaptığımız istikşafi görüşmelerden daha büyük konular var. 18 Mart'ta 5. yılını dolduracak olan göç anlaşmasının yenilenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi gibi. Bütün bunlar bize önümüze ilişkilerimizi canlandırmak için yeni bir yol haritası sunuyor. Biz bütün bu alanlarda ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyoruz. Bazı üye ülkeler Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum takınılmasını istiyor ancak Avrupa Birliği üyeliğini böyle bir amaç için Türkiye'ye karşı kullanmak doğru değil. Aklı selim Avrupa Birliği ülkeleri de bunun olmasına izin vermeyeceklerdir dedi.